Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında 5. bölüm 6. testin çözümünü yapacağız. Bu testimiz üçgende merkezlerle ilgili öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde ABC dik üçgeni veriliyor. Buna göre diyor diklik merkezi A köşesinin üzerindedir. Evet bir dik üçgende dik köşenin olduğu yer diklik merkezidir. Niye? B'den çizilen dik A'da, C'den çizilen dik de A'dan geçiyor. Hatta A'dan çizilen dik de A'dan geçiyor. O yüzden diklik merkezi bütün dikler nerede kesişiyor arkadaşlar? A köşesinde dik kesişiyor. Birincisi doğru mu? Doğru. İkincisine, bak ikincisine bakalım. Çevrel çemberin merkezi BC üzerindedir. Arkadaşlar çevrel çemberin merkezi bir çember çizsek çevrel çemberin merkezi gerçekten buradadır. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. İkinci de doğru. İşleyen çemberin merkezi üçgen dışındadır. Arkadaşlar dar açılı bir üçgen hatta dik açılı bir üçgen bu. Bunun iç açı ortayı burada. Bunun iç açı ortayı burada. Bunun iç açı ortayı burada iç i̇şte çemberin merkezi üçgen içinde olur zaten arkadaşlar. Yani bu yanlış bir bilgi. Dolayısıyla 1 ve 2 olacak birinci soru. Geldik ikinci soruya. A noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Arkadaşlar köşede oluyorsa diklik merkezi o köşe nedir? 90 derecedir. AB 8, AC 15 vermişse eğer 8, 15 ne üçgeni arkadaşlar? 17 üçgeninden burası 17 yaptı. Çevre isteniyor. 8, 15 ve 17'nin toplamı isteniyor arkadaşlar bizden kaç yapıyor? 17 8 daha 25 25 artı 15 40 mı yapıyor? Evet cevabımız böylelikle Akçay oldu. Geldik 3'e. D ABC'nin dış teğet çemberin merkezi. Arkadaşlar bakın öncelikle ABC'yi belirleyelim. Dış teğet çemberin merkezi olarak verilmiş orası. Yani burada köşeden gelen dış açı ortay olacak. Hop dış açı ortay şöyle olur. Bu C köşesinden gelen de dış açı ortay oluyor oradan. O zaman bu da böyle olacak. Bazı arkadaşlar 90 eksi a açısı bölü 2'den yapabilir ama ben oradan yapmayacağım. A a b b diyeyim isterseniz. A artı b'yi bulursak olay bitti mi bitti. Burası 180 2 a burası 180 2 b. O zaman topla bakalım 180 2 a artı 180 2 b artı 88 eşittir 180 mi yapacak? Evet. Buradan 180'ler gitti. 180 artı 88 diye kalsın burası. Eşittir 2A artı 2B. 2'ye böldüğün zaman 90 artı 44 Eşittir a artı b yapar. Yani a artı b'yi kaç bulduk arkadaşlar? 134 bulduk. Bizden ne isteniyor? X. Arkadaşım a artı b artı x de 180'e eşit olduğundan burası 134 ise 180'den 134 çıkınca 46 mı kalıyor? Evet. Cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşım. Geldik 7 4'e. D noktası ABC üçgenin çevrel çemberin merkezidir. Valla ben bunu gördüğüm zaman hemen çevrel çemberi şöyle çiziyorum. Çevrel çember. Çemberde en etkili silahımız nedir? Yarı çap. E hocam yarı çap da çizelim. O zaman bak bu yarı çap. Bak bu da yarı çap. Bak bu da yarı çap. Bu yarı çaplar nedir? Birbirine eşittir. E tamam hiçbir şekilde bir kural ezberlememize gerek kalmadı. Bak Eb'nin uzunluğu 6 kök 2 diyor. O zaman ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için tabanı iki eş parçaya bölecek. Burası da 6 kök 2 olacak. ED'nin uzunluğu neredesin ED? Şurası 2 kök 7 diyor. Ve df'nin uzunluğunda 6 diyor. Buna göre bc kaçtır diye soruluyor. Şurada da dedik taban iki eşit parçaya bölüyor ama bölüyor. Arkadaşlar. Pisagordan burayı bulacağım. Sonra pisagordan burayı bulacağım. Ya da direkt şuraya a diyeyim. Şuraya da x diyeyim isterseniz. x'in karesi neye eşittir? 6 kökkenin karesi artı 2 kök 7'nin karesine eşittir. Aynı zamanda x'in karesi buradaki dik üçgende de a kare artı 6'nın karesine mi eşittir? Evet. Her ikisi de x'in karesine eşit olduğundan Bunlar birbirine eşittir. Bu 72 artı bu 28 eşittir. A kare artı 36 yaptı. Attık öbür tarafa 36. 36 artı 28 54. 54 mü? 64 mü? 36 evet 64 yapıyor. A kare 64. A'yı buradan 8 bulduk. A 8 ise e hocam burası da A. Toplam BC kaç yapıyor? 16 yapıyor. O zaman dördüncü soru balıkesir oldu. Geldik 5'e. I işte çemberin merkeziymiş. Hocam I'dan geçen ne olacak? İç açı ortaya olacak. Ve şununla da şunu paralel vermiş. Arkadaşım bunu ve bunu paralel vermiş. Hem paralellik hem de açıortaylık olunca Z'ye dikkat etmiyor muyduk? Evet. Hocam noktaysa burası da nokta oldu. İkiz kenardan dolayı 3 ise 3. Soru bitti mi? Bitti. Niye? Hocam şu temel dolayı 6 bölü 6 artı 3 yani 9 eşittir 3 artı x bölü 12 olmaz mı? Evet. 3'e böl 3'e böl 3 2. 4 katı 4 katı 8 ya da işler dışlar yapabilirsiniz. Fark etmez. 3 artı x eşittir 8 ise buradan x'i kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşım? 5. Yani Ceyhan oldu arkadaşlar 5'in soru. Geldik 6'ya. Diklik merkeziymiş. Arkadaşlar bu diklik merkezi ise ne yapacağız? Hocam şu k'dan geçen dik olur ama Allah aşkına dur. Öncelikle 45, 75 daha 130 e, 120. Buraya kaç kaldı? 60. 60 parçalanmaz. 45 parçalanmaz. O zaman 75 parçala. Yani sen buradan C'den geçen bir K'dan C ve K'dan geçen istersen burası dik olur. Özel açıları parçalamadığın için ne oldu arkadaşlar? Özel üçgenler karşısına çıktı. Burada 30 60 90 burada da 45 45 90 çıktı. E hocam 12 kök 6 ise kök 2'ye böldüğün zaman 12 kök 3'e 12 kök 3 yaptı burası. 60'ı karşı 12 kök 3'e 30'un karşısı 12. 90'ın karşısı da kaç yapar? 24 yapar. Bizden de zaten büyük ihtimalle 24 isteniyor. AC arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Yani cevabımız E remit evet. oldu. Geldik 7'ye. A D ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Arkadaşlar kenar orta dikmelerinin kesim noktası aynı zamanda nedir? Çevre çemberin merkezidir. BD'yi vermiş, bir de DC'yi vermiş. Hmm, tamam. Kenar orta dikmelerinin kesim noktası ya. Yani sen buradan bir dik kenar orta dikmesini çizecek olursan Buradan da bir dik çizecek olursan. Buradan da bir dik çizecek olursan. Bu dikmeler buradan kesiyor diyor sana. E tamam hocam madem öyle kesilsin. A dik tabanı kes parçaya böldü. Yani bu nasıl bir üçgendir hocam o zaman? İkizkenar üçgendir. Adam sana burayı 3x-4 vermiş. Burayı da 2x-2 vermiş. 3x-4 2x-2'ye mi eşit oldu? Evet. X buradan kaç yaptı? 6 yaptı. Bizden dc isteniyor. Dc uzunluğu neresi? Dc DC uzunluğu 2x artı 2 olduğundan x de 6 olduğundan 12 artı 2'den 14 yapar cevabımız. 7. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 8'e. Evet K noktası çevre çemberin merkezi. Hiç fanteziye gerek yok. Çiz çemberini olay bitsin. Hocam burası çemberin merkezi ise bak bu yarı çap yarı çap bu yarı çap hemen eşitleri koyduk. E hocam aynı şekilde bu da köşeye giderse bu da yarı çaptır. Bak burası da eşit oldu. 180'den 110 çıkart. 72'ye böl. 72'ye böl. 35 35 oldu. Hocam bu ikizkenar kenar olduğundan a ise a. Bu ikizkenar kenar olduğundan b ise b dersek. A 2a artı 2b artı 35 35 70. Yani 2a artı 2b artı 70 eşittir 180 değil mi? Büyük üçgenden dolayı. 2a artı 2b eşittir 110 yapar. A artı b'yi de kaç buluruz buradan? 55 buluruz. Bak x de zaten a artı b'ye eşit. Yani cevabımız o zaman ne çıktı arkadaşım? 55 çıktı. 8. soru c an oldu. Geldik 9'a. Dik tabanı iki parçaya bölmüş aklımıza ne geldi? Hemen x kenar geldi arkadaşlar. Ki l a b c, üçgenin kenar orta dikmelerinin kesişimiymiş. Bir de l a bahsetmiş. Tamam. Başka bir şey var mı? A, L, B, L, l C'den bahsetmiş. Hocam kenar orta dikmelerin kesim noktası ya. Aslında bu Çevrel çemberin merkezidir aynı zamanda. Kenar orta dikme merkezi arkadaşlar. Yani bu da yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap mı olacak arkadaşlar? Evet. E, A, L, B, L, L, 18 vermiş. A, L, B, L, L, 18 verilmiş. O zaman ben buna X diyecek olursam A, C uzunluğu isteniyor. A, C. Şuraya bir A diyecek olursam 3 A eşittir 18 ise A'yı buradan kaç buluruz? 6. Evet. A, A, A. A'yı 6 bulduk? Aynen öyle. Bir de LH 2 kök 5 vermişler. 2 kök 5 vermişler. Hocam burası da zaten 6. E biz artık ne yaparız? Buradaki Pisagor bağıntısından şu x'i buluruz. Yani x'in karesi neye eşittir? 6'nın karesi. Eksi 2 kök 5'in karesi neye eşittir? Aynen öyle. E buradan 36'dan 20 çıktı 16. X buradan kaç geldi? 4. Hocam burası da 4. Burası da 4 olduğu zaman. E, AC, AC x deniyor. Şuraya bir y diyelim isterseniz biz. Tamam mı? X'ler karışmasın yoksa. E burası 4. Burası 4 ise A, C, X de kaç eşit oldu arkadaşlar? 8'e eşit oldu. 9. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 10. soruya. D noktası ABC üçgenin işleyi çemberin merkezi. İşleyi çemberin merkezi dediğimiz buradan geçen D'den geçen açı ortay, D'den geçen açı ortaydır. Hocam hatta soru buradan hala çıkmadı. X deniyor. Aslında çıkar ya. Nasıl çıkar? Hocam 90 artı A açısı bölü 2 burası diyebiliriz ama gerek yok. Şuraya A A buraya da bir BB diyecek olursak 2 A artı 2 B dik üçgenin açıları olduğu için 2 A artı 2 B 90'a eşit değil mi? aynen öyle. A artı B buradan kaç geldi? 45 geldi. A artı B 45 burada kaç? 135. A hocam ben bu üçgende kosinüs teoremi yaparım diyenlere duyar gibiyim. Sakın. Ne yapacağız? 135'in nesi özel? 45'e özel. Çekeriz o zaman bir de buradan 90 derece. 3 kök 2 ise 3 3 yaptı. E burası 3 burası 7 ise x'in karesi de 3'ün karesi artı 7'nin karesinden. 9 artı 49'dan 58 çıkar. O da x de buradan böylelikle kök 58 yapar arkadaşlar. Çirkin yazınca dayanamıyorum ya. İlla düzeltiyorum. İlk gerçi yazım da çok da düzgün de değil de. Çok da çirkin de yazmayı sevmiyorum. 10. soru Balıkesir oldu. Geldik 11'e. K noktası CDE üçgeninin CDE yani şu üçgenin dış değer merkezi. Yani D'den gelen dış açı ortay olacak. E'den gelen dış açı ortay olacak mı arkadaşlar? Olacak. E dış açı ortayları gösterelim şöyle. Bir de paralellik vermişse of. Bak AB ile şu birbirine paralel vermiş. Hem paralellik hem de açı ortaylık varsa Z'ye dikkat. Hocam Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Noktaya nokta 5 ise burası da 5 yaptım yaptı. Hocam burası da çizgiye çizgi. Z'den dolayı burası da çizgi yaptı. 4 ise burası da 4 mi yaptı? Evet. Ali Bey uzunluğu nedir diye isteniyor bizden. Aha da Ali Bey uzunluğu çıkmış oldu. Yani cevap 9 oldu. 11. soruyu Denizli bulduk ve geldik 12. soruya. F ABC üçgenin diklik merkezi. Bak ABC üçgenini göster. ABC üçgeni. İşte bu. Bu üçgenin diklik merkezi neresiymiş arkadaşım? F noktasıymış. Yani F'den geçen B köşesinden gelen diktir. C'den C, C köşesinden gelip de F'den geçen yine nedir? Diktir. E soru bitti gibi bir şey. 90'lar havada uçuşuyor değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız? Alfa ya dalacağız. Hocam dalalım bakalım alfa beta ya diyeceğim ama neresi neresi neresi? Ya kenarlar belli ediyor kendini hocam bir kere. Şu üçgen iki kenarı var mevcut. Bunu benzerlik için seçeceğim. En azından nereden başlayacağımız belli oldu. Alfa beta ters açıdan beta beta 90 alfa alfa 90 hatta burası da beta oldu mu oldu? Hocam bu üçgen benzer bir de x'e ait üçgen. Şu üçgeni alamam ama x'e ait şu üçgeni alabilir miyim? Alırım. O zaman alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 8. Benzerlik oranı kolay 1'e 2. Betanın karşısı 6 ise betanın karşısı 12 deyip x'e 8 kaldı diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben benzerliğe devam edeyim. Alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 8 eşittir. Burada betanın karşısı 6 bölü betanın karşısı x artı 4 dediğimizde x'i de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Yani cevabımız böylelikle c an çıktı arkadaşlar. Ve bu testi de bitirdik. 6. testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 7. testte üçgende alan testinde Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.